Aslında benim buna bir tane şey almam lazım ya pop filter böyle olmuyor. Ha neyse. Ne haber? Bu duyduğum fanın sesi. Intro yapıyorum bir tane o ondan kaynaklı. Neyse. Podcast ilk podcastım. Yapıyorum işte sıkıntıdan yani podcast bizim bildiğimiz makara muhabbet falan filan konuşuyorsun işte. Sonra adına podcast diyorsun. Muş yani ben de öyle biliyorum. Ama işte faydalı şeyler falan vermen gerekiyormuş. Ne faydalı şeyler? Benim kendime faydam yok. Kime ne faydam olacak? <laughs> Böyle bundan 3-4 sene önce kurdum bu mudur'u. Öylesine can sıkıntısı. Hani ne oluyor ne bitiyor falan filan. Öyle videolar falan yaptım. Bol bol vaktim vardı o zaman yapabiliyordum. Vakit darlığı, işler, güçler, aile, yaşam, hayat, çetin şartlar falan derken tabii ee, bir takım şeyler geri planda kalmak durumunda kalıyor. Öyle de oldu, mecburen. Aha mesaj geldi. Neyse. Ee, şimdi gene biraz vaktim oldu ve hani kendime zaman ayırmak istedim. Bunlarla uğraşmak istedim. İsterseniz önce bir tanışalım Arif Işık her türlü halı kilim turistik gezi değil tabii ki ya ne yapacaksınız siz beni tanıyıp ben sizi tanıyıp ne yapacağım işte makara kukara konuşuyoruz yani <laughs> Türkiye'deyken televizyonlarda çalışıyordum evet o bildiğiniz büyük kanallar kanalda ATV Show TV zaten o bizim piyasa küçüktür herkes her televizyon kanalında mutlaka çalışmıştır ee, şimdi bir süredir yurt dışında yaşıyorum Yine aynı işi yapıyorum. Televizyon kanallarına reklamlar, filmlere, dizilere özel efektler falan yapıyorum. O yüzden çok vaktim olmuyor. işim bütün zamanımı alıyor. Fakat şimdi şimdi vaktim var. Vakit vakit yaratmaya karar verdim daha doğrusu. Bir de hani insan konuşmayı özlüyor kendi dilinde hani bur, buradaki hayatla ilgili bir podcast de yapmak istiyorum ama öyle şey gibi değil ha. Ee, işte bakın biz bunları burada bu kadarları alıyoruz. Siz mal gibi orada o kadarları alıyorsunuz. Ulan bana ne sığır? Yani niye insanların gözüne gözüne sokuyorsun? Çok var öyle ya. He, bakın gittim alışveriş yaptım. He, Avusturya'da bu bu kadarmış. Ne yapayım abi Avusturya'da o kadarsa. Neyse boş ver şimdi ben bunlara girersem çıkamam. Eee Burada yaşamanın zorlukları var. Başımızdan bir sürü ıvır zıvır geçti. Onları anlatacağım. Çok komik şeyler. Neyse. Ondan sonra <laughs> ne ne anlatıyordum ben ya? Bak hep yarım kalıyor. Neyse YouTube, YouTube yani YouTube'daydık. İşte video yapıyorum falan filan. Ben bıraktığımda kanal 12.000'de miydi? Neydi? Ee, şimdi baktım 17.000 olmuş. İnsanlar izliyor. Güzel. Yani ben eğlenmek için yapıyorum. Hoşuma da gidiyor. Sevdiğim şeyler. Herkes şey yazmış yalnız Avengers videosu koymuştum. Onun altına Behzat Behzat yazmışsınız. Tamam size bir Behzat sözüm var ama Behzat öyle 5 dakikada anlatılacak bir şey değil ki abi. Ezel de öyle değildi ama Behzat bambaşka bir şey. Neyse bakacağım ona. Ondan önce başka bir tane Türk dizisi var böyle bir, taktığım bir dizi. Çok kısa bir dakikada onu bir anlatacağım. Sonra Avengers'ın şeyi var Endgame'i var. Ona bakacağım. Neyse Behzat aklımda ama ee, yeni sezon yayınlanıyor zaten seyredin. Yani e, YouTube güzel, YouTube hoş ama YouTube bir tımarhane. Baktım böyle arayüz falan değişmiş. Ha, o kadar uzun zamandır girmiyorum. Arayüz değişmiş. Ondan sonra ne bileyim, karanlık mod falan gelmiş. Yani normal kullanırken falan e, hep e, ya şeyde kullanıyorum e, tablette ya telefonda kullanıyorum. Bilgisayardan çok uzun zamandır girmiyorsun. Tabi bir de televizyonda kullanıyorsun. Bilgisayardan çok uzun zamandır girmiyordum Şaşırdım ben de normal olarak ee, Tabii internette de Epeydir e, takılmıyordum Sonra Twitter'a girdim böyle Baktım böyle en şeyse Eğlenceli sayfalar hangisi falan Baktım dolaştım Twitter'da hala şey hastalığı var Daha doğrusu bütün internette hastalık var En çok ben biliyorum Hadi buna duyar yapalım Hadi şuna duyar yapalım Zaten bir sayfa var az bilinen efsane duyarlar falan diye girdim lan dedim bu insanlara ne olmuş ya hani garip abi tuhaf geliyor bana bakıyorsun yani herkes bir herkes birinin bir altını kazmaya çalışıyor orada böyle adam bir şeyler paylaşmış içinden gelmiş yani güzel de bir şey belki o paylaştığı şeyin içerisinde 100 tane güzel mesaj var ama herifin tek geliyor oradan böyle art niyetle böyle cımbızla bir şey çekiyor. Hey sen bunu yapmışsın falan diyor böyle. E millet de ona diyor evet ya bu adam aklı bu bunu yapmış falan saldırıyor. Oğlum birazcık duyarlı olun lan. Ne yapıyorsunuz lan? Binlerce güzelliğin içinden bir tane böyle bir arıza bozuk bir bozuk piksel tek kare pikseli çekip çıkartmayın. O güzellikleri görün o daha güzel yani ama yani şimdi e, ben bunu başka bir arkadaşıma söyledim şeyle ilgili. Twitter'da böyle dedi ki sen orada barınamazsın. Niye dedim? Ya diyor laf sokarlar. E, dedim soksun abi yani. Hani bizim Ataspor'umuz lan laf sokmak zaten tamam da hani bakıyorsun çok çocukça bazıları. Çok çok saçma. Yani e, internetteki şu andaki en büyük sorun şu. Herkesin çok bilmesi. Gerçekten yani Forumlar var mesela ben çok fazla kullanıyorum forumları hani işim gereği de kullanıyorum bazen takıldığım yerler oluyor 18 yıldır bu işi yapıyorum ama bitmiyor öğrenecek şey alınacak dersler öğrenecek şeyler hiç bitmiyor bazen 10 yıl önce yaptığın şeyi unutuyorsun. Nasıl yaptım diye tekrar bakmak durumunda kalıyorsun. Ya o yüzden forumlara bakıyorum. Bir yerde takıldığımda hani nedir ne değildir, nasıl yapabilirim? En kolay yolu, en kısa yolu, daha kısası var mıdır diye. Birisi de ya hasbel kadar Türk sitelerinden bir tanesinde birisi bir şey yazmış. Ya ben de hasbel kadar yorum yaptım. Hayatta yapmam yani tamam mı? Hani ee, bir de şey kayıtlıydım yani sürekli böyle mail falan geliyor hani yorumma cevap verince yapmam yani de. Neyse bir yorum yaptım gene efektlerle ilgili. adam altına şey yazmış. Arkadaşım galiba sen çok biliyorsun. O öyle olmaz bu böyle olur. Arkadaşım şu şöyle olur. Sen nerede öğrendin bunu? Bakkalda mı öğrendin? Ya şimdi ben bu adama cevap verip uzatmak istemiyorum. Gerek de yok zaten. Niye cevap vereyim? Niye uzatayım? Yani İnternetin, e, internetteki gençlerin problemi şu, çok biliyorlar. Neden çok biliyorlar? Kimse gençlere artık bir şey yaptırtmıyor ki zaten. Adam mutsuz mutsuz işine gidiyor, mutsuz mutsuz işinden geliyor. E Ne yapayım? Ona laf sokayım, buna laf sokayım, şuna şöyle diyeyim, bunu böyle diyeyim. Yüz bin takipçim olsun, beş bin bilmem kimim olsun. Enteresan şeyler. Yani garip, tuhaf şeyi takip ediyorum. Ruling var. Ruling. Böyle fake'leri ifşa alıyor. Ay, o, o, o çok eğlenceli. Acayip bir şey yani. Çok beğendim onu. Bir sürü hesap var. Öyle eğlenceli. Komik şeyleri takip ediyorum genelde. Arkadaşlar ben hani şeyi sevmem. Bunalım. Sevmem böyle pesimistik şeyleri sevmem. O yüzden hani ne kadar eğlenceliyse benim için o kadar iyidir. Çünkü şöyle düşün. Bakıyorsun Facebook Facebook'a giriyorum. Çok nadir giriyorum. Oradan hep mesaj atıyorsunuz zaten. Onu da ben e, nadiren girdiğim için göremiyorum normal olarak. Facebook'a bakıyorum. Şimdi e ne var Facebook'ta? Benim gibi adamın da ben ortaya geçmiş bir adamım. Facebook'ta kim olabilir? Akraba, bilimum, eş, dost. Drilling mesaj gelir. Telefonumda varken öyleydi. Drilling mesaj geliyor. Ha, e, şey yapıyoruz. İşte Türk bayrağı zinciri yapıyoruz. Tamam yapın abi çok güzel. Drilling mesaj geliyor. Çok acil lütfen bunu yayın. Whatsapp yakında paralı olacak. Drilling mesaj geliyor. İşte size %20 özel indirim kodu. Ya buna gayri ihtiyarı yazıyorsun. Ya Sultan teyze yapma gözünü seveyim. Bak bunlar dolandırıcı. Yok yok değil bana yükleyecekler. Ben aradım falan yapıyor. Yani. Facebook'ta bunlar var. Abi ben bunlarla ne yapayım ki yani Facebook'a girip. <laughs> Twitter güzel Twitter çok eğlenceli. Orada takılıyorum şimdi. Hesabım var. Açtım böyle. Bu mudur yani diye hesap var. Altta yazıyor işte. Oradan bakarsınız. Taki, takip edeni takip ederim. Ter 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 ter. Yok öyle. Sadece komik şeyleri takip ediyorum arkadaşım ben. Ne anlatayım ya? Ha, bu bu şeyden bahsediyordum. internetteki herkesin çok bilmesinden bahsediyordum. Geçen gün... E, Türk e, teknoloji sitelerinden birini takip ediyorum. Web teknolojiye. Ben seviyorum onları ya ve abuk subuk incelemeleri var ve dozer dozerle telefonun üstünden falan geçiyorlar. Neyse herifler şey yapmış böyle işte hani bizce bizce yani web teknoya göre en iyi ne bileyim 20 e, efsanevi film yapmış adam tamam mı böyle. E, güzel, süper bakıyorsun. Adam yapmış. Yani zevkle okuyorsun bunu. Altına bir girdim Oo, onlarca yorum var. Arkadaşım bu filmi siz nasıl koymazsınız? Arkadaşım bu filmi koymasan adam değilsin. Yaptığınız listeye başlayayım sizin. Alala Lan geri zekalı. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne gereği var? Yapma abi işte niye yorum yapıyorsun ya? Baktın, beğenmedin, kapat. Ya, çok basittir yani. Bakarsın buna. Sonra dersin ki ben bu haberi beğenmedim. Tık orada çarpısına tıklarsın browserın x'ine oradan kapatır. Bu kadar basit yani. Neden neden millete salça olma e, şeyi var insanlarda anlamış değilim. Ona da söyleyeyim, buna da söyleyeyim, şuna da söyleyeyim. Ya daha önce böyle e, hatta şeyde e, bana da e, şey gelmişti böyle e, küfür, hakaret. Ama böyle ağza alınmayacak küfürler, tamam mı? Yani. Ee, yedi sülalem, bütün akrabalarım falan bu küfürün içerisinde falan böyle. Ya ben çok severim küfür etmeyi, ben de küfür ederim, rahatlatıyor insanı ama direkt birini hedef almayın abi. Ne gereği var? Yani bana da küfür ediyorlar böyle bakıyorum. Ee, saçma yani e, düşünüyorsun adam ana avrat soy sop yet, yedi ceddini cibiliyet gitmiş. Ondan sonra e, Has kadar çalıştığım kurumun avukatına dedim böyle böyle. E dedi yazı yazalım, e yazalım. Ondan sonra e, çıktı bir tane şey adam e, arıyor ya işte a, böyle böyle ya oğlum demiş çok özür dilerim dedim oğlunuz kaç yaşında dedi ki 15. Dedim oğlunuza 3 sene internet kullanmama cezası verin falan şakayla karışık. Dedim yapma ondan sonra yazık yani insanlara hani çocuğa da yazık babasına da yazık zaten o babası e, herhalde kaydırmıştır onu. Neyse yani böyle saçma sapan bir şey var internette hani e, insan uğraşmak istemiyor artık tamam mı komik. Zaten YouTube filtreleri efsane olmuş ya yorumlara baktım böyle bin küsür tane küfürlü yorum var ama ne küfürler. Hepsini ya spam olarak eklemiş ya e, şey olarak eklemiş. Onların hiçbirini kabul etmiyorum zaten. Tırt diye siliniyor gidiyor arkadaşlar. <laughs> Filtreler efsane olmuş ya güzel olmuş. Gelelim şeye. Neydi? YouTuber. Evet. Evet ben YouTuber'ım. <laughs> Böyle bir şey var. Türkiye'de. Daha doğrusu dünyada var bu. Çalışmadan kazanmayı. E, ya Ya da. Basite indir çalışmayı basite indir diyerek kazanmayı hedefleyen bir kitle var abi. Daha çok gençler böyle. Ne yapacaksın sen? YouTuber olacağım. Olma. Olma abi niye YouTuber oluyorsun sen? Herif o kadar bezmiş ki hayatından. Adam yastık alıyordu. Bu şeyler var ya böyle atlas pasajı falan filan böyle abidik gubidik böyle hediyelik eşya satılıyor. Adam oradan yastık alıyordu. Böyle e, ikonlu yastık, böyle e, smiley gülümseyen böyle göz kırpan, bir sürü aldı böyle. Ne yapacaksın sen bunları dedim. Merak ettim abi yani tamam hani alırsın da şey YouTube'lu yastık alıyor, böyle Twitter logolu yastık alıyor. Ne yapacaksın sen bunları dedim. Dedi abi ben YouTuber olacağım. Hım, dedim. İyi. Peki bunlar ne alaka? Dedi ki abi böyle. Odamda arkama koyacağım. Bunlar hep böyle smiley falan böyle oluyor işte. Öyle yapılıyor artık. Trend bu dedi. Dedim iyiymiş. Tam sen youtuber ol. Neyse aldı onları gitti abi adam. Olmuştur belki youtuber bilmiyorum. Yani kazanmıştır belki de para kazanmıştır bilmiyorum. Bana şey geliyor bir de arkadaşlar son zamanlarda sürekli bana ya hala bu youtuber olma şeyi çoğaldı galiba. Kanalı satar mısın? Kanalınızla ilgileniyorum. Çok önemli falan filan. Sa kanalı satarım. Niye satmayayım yani? Satarım yani ben kanalı. Ee, ama pahalıya satarım. Yani, hani benim malım bana göre kıymetli. Kıymetli malım müşterisi azdır arkadaş. <laughs> şaka şaka satmam. Ee, hani dursun. Daha önce de geliyordu böyle böyle. iki sene sonra bakın tekrar bir şeyler yapmaya başladım. Hani e, insanlar izliyor, seviyor. İşin gerçeği şu. E, ben bunu kendim için yapıyorum. Çünkü bu iş beni inanılmaz eğlendiriyor. Kafamı meşgul ediyor. E, hoşuma gidiyor. <laughs> Saçma sapan videolar yaptığımda olmuştur. Bakmışımdır. Onun bunun gazıyla. Oğlum bence şöyle bir video yap. Tamam ona koyayım. Hemen öyle bir video yapıyorum ben. En iyi 5 bok. En iyi 10 tane bok şeyi. Helal helal. e yaptık abi. E dönüp bakıyorsun sonra bok gibi. Onları da inatla silmiyorum ha. Dursun orada döneyim bakayım ki bak geri zekalı ne yapmışsın sen diyeyim. Kafanı sikeyim senin diyeyim kendi kendime. Yani herkesin uzman olduğu bir e, konu vardır. Ama ben uzman oldum konuyu burada yaparsam saçma yani. Hani kimse kimse izlemez. 10 kişiye yapmış oluyorum. Ama en azından böyle benim arkadaşlarım falan izliyor. Biz çok gülüyoruz, eğleniyoruz. Bir ara Şeyler diye bir dizi çektik biz, tamam mı? Şimdi onun e, bir daha çekmeye başlıyorum onu. Şeyler şu, e, 2000, bunlar 10 sene kadar önce 2009'dan mı, 2010'da mı, 10 sene kadar önce e, çalıştığımız yerde o kadar e, boş vaktimiz oluyordu ki inanılmaz boş vaktimiz oluyordu. E, cep telefonuyla e, kendi kendimize bir dizi çektik Şeyler diye. Yani şeyler çünkü işim bulamadık saçma sapan yani hiçbir anlamı yok öyle o bakıyor ya aradan gerilim müziği veriyorsun hın, 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 diye falan böyle Ondan sonra orada bitiriyorsun saçma sapan böyle İşte bu aslında bu şeyler jenerik onun genericiydi Fringe'den esinledik esinlendik böyle yaptık Fringe American horror story Lost Supernatural falan filan bayağı bir makara kukara yaptık onlarla. Onların da çok sikinde zaten bizim onlarla makara yapmamız. Neyse. 10 bölüm yaptık. Sonra bunun bir Facebook sayfası vardı. Oraya ekledik. Abi biz ama kendi kendimize eğleniyoruz böyle. O diziyi bilen 10 kişi falan var tamam mı? Kendi kendimize yapıyoruz, gülüyoruz. Oha bitiyor falan. İşte Facebook sayfasında da hani eşimiz dostumuz da izlesin. Onlar da gülsün diye düşündük. Sonra 4-5 bölüm çektik, 6 bölüm çektik. Her hafta bir bölüm çekiyoruz cep telefonu ile çekiyoruz ha. Hem de şey Galaxy S3 vardı ben de yeni almıştım o zaman. O işte onun ilk çıktığı zaman oradan hesap et tarihi hatırlamıyorum. Ondan sonra bir gün bir kalktım böyle bir baktım telefonda o zaman tabii gencim telefonda bildirimler var, Facebook var. Bir baktım tring 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 Facebook bildirimleri. Abi baktım. Aha. Bildirim dedik, bildirim geldi bakayım bir. Bak bu önemli ha. Kim bu? Düt 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 düt. Yok mail gelmiş. Ee, sabah bir kalktık bir baktık. Yani normalde böyle 20-30 kişi olması gereken sayfa olmuş. 1500 kişi. Abi biz bir korktuk tamam mı? Niye korktuk bilmiyorum ama yani düşünsene hayatındaki en saçma sapan anların kamerada kayıtlı ve Standart bir video değil bu bayağı işlenmiş bayağı kurgulanmış falan filan işte mixlenmiş bir kısa film gibi bu hayatındaki en salak saçma anlarım ve hallerin e biz ondan herhalde korktuk yani bayağı böyle çok ünlü bir çizer ve karikatürist de vardı aramızda gerçi onun videosu yoktu onun hep adı geçiyordu <laughs> dedik abi biz bunu kaldıralım sonra kaldırdık. E... Demem ki bu şey oradan geliyor, jenerik oradan geliyor. Adını da değiştirmek istemedim. Pod podcast serimizin adı şeyler. Ne olduğu belli değil. Bak ben saçma sapan konuşuyorum. Şimdi tek başıma konuşuyorum çünkü e, burada kendi dilinde konuşmak biraz zor. Hani bir hevesle geliyorsun. Ne için geliyorsun? Daha tabii para için geliyorsun. Daha iyi işi imkanı için geliyorsun. Çünkü bir yerden sonra yetmiyor sana ama bir türlü bin türlü zorlukları var tabii ve burada kendi dilinde çok fazla konuşamıyorsun açıkçası bazen evde bile kendi kendime konuşuyorum veya şey yazmıyorum işte Türkiye'deki arkadaşlarımla mesajlaşırken ses kaydedip gönderiyorum yazı yazmıyorum hani konuşmuş olmak için ya podcast benim için çok iyi oldu o yüzden böyle podcast podcast devam edelim diyorum ben. Hani şimdi tek başıma konuşuyorum. Belki yarın bir gün biriniz dersiniz ki Aa, şu saatte olsun. Belki dersiniz Aa, canlı yayın yap. Yalnız canlı yayın yaparsam sesim kötü olur. Çünkü benim öyle kaliteli bir mikrofonum yok. Bu bir ses kayıt cihazı. Tascam. O yüzden ses kaliteli oluyor. Canlı yayın yaparsam ses kaliteli olmaz arkadaşlar. O yüzden ee, şey yapmayın ama belki böyle yaparız konuşuruz yazışırız bilmiyorum Vakit yaratmaya çalışacağım artık. Benim için de çok önemli çünkü bu. Ee, ne diye ne anlatacaktım ben? ne anlatıyordum ya. Ha. YouTube YouTube geldik. Abi makyaj yapan insan YouTube'dan milyarlar kazanıyor. Çok şaşırdım. Yani şaşkınım. Hani ben kendi işim haricinde şey olacağını düşünmüyorum. Hiç para kazanacağımı düşünemiyorum. Ben mecburum bu işi yapmaya, bu işten paramı kazanmaya, ailemi ve kendimi geçindirmeye. Ee, ama değişik yani bakıyorum insanlar e, güzel ama çok güzel şeyler de var, çok saçma şeyler de var. Yani m, m, benim takip ettiğim ne var mesela ya ben genelde şeyleri takip ediyorum işte, stüdyoların, yapım stüdyolarının kanallarını takip ediyorum, filmleri kamera arkasını izliyorum, seviyorum veya işte film fragmanlarının olduğu kanalları takip ediyorum. Ya da şey ee, böyle garip bilgiler veren kanallar var. İşte 5 saniyede bilmem ne falan filan diye. Onları takip ediyorum. Onlar güzel oluyor. Hani işte atıyorum kot montunun üstüne bir şey döktün. Aa nasıl çıkar? İşte şunu şöyle çıkar. Böyle müzikli olarak hızlı hızlı anlatıyorlar. Güzel. Bunlar hoş şeyler ama şunları sevmiyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bok yapacağız. E yap. Yap abi, git tuvalette yap yani. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben de bundan sonra böyle atacağım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Değişik yani. Bakıyorsun. Biri diyor ki işte şuraya gittim, burada yemek yedim. Abi ye, afiyet olsun. Allah daha çok versin diye. Ha benim benim tuhafıma giden olay hani benim garipsediğim olay şu. Adamın bir yere gidip orada yemek yemesini bir milyon kişi niye izliyor? Garip yani. Ha hoş ben eski kafadayım abi. Şimdi ben bir konsere gitsem konserde ben konseri izliyorum. Ama sağımdakilere solumdakilere bakıyorum. Hepsinin elinde telefon konseri çekiyorlar. Oğlum sen kameraman mısın? Ne yapacaksın konseri çekip? izlesene manyak. Para vermişsin oraya. Nedir yani? Ya bir de bazı şeyler var tamam Böyle arada açıyorum. Merak ediyorum ya mesela. Ben şeylere bayılırım. Cinli filmlere bayılırım tamam mı? Hastasıyım yani. Seyrediyorum korku filmleri, cinli filmler. Türk cinli filmleri falan böyle. Hani paranormal şeyleri severim. Paranormallikle ilgili bir şey yazıyorum, aratıyorum. Bir tane YouTube videosu çıkıyor. Lavuğun teki çıkıyor. Bak altta şey bir şey var. Bu videomuzda cinleri göreceğiz. İşte cinlere ait olduğu iddia edilen 15 tane gizemli fotoğraf. Aaa! Şahan'ın şeyi vardı ya. Adeta gerçek. Herifler öyle konuşuyor. Hayır bak bir tanesi böyle konuşmuş. Öbürleri de bunu almış bir tarz zannetmiş. Onlar da böyle konuşuyor tamam mı? Çok garip. Değişik. Evet. İyi. bir de şey var. Youtube incelemeleri var. Bak onlara onlara ayrı ayrı oluyorum ya. Yani ben Türkiye'deyken iPad'in bu iMac miydi? Neydi o böyle? iStudio Mac mi? iMac Studio mu? Öyle bir şeyi çıkmıştı. O zaman 60 bin dolar mıydı? 60 bin TL mi? 60 bin dolar mı? Neyse. Ee, ben bunu gördüm. Adam bunu inceliyor. Bak adam yeni çıkmış daha. Kimse de yok. Herif ön sipariş lemini almış artık. Oturdum seyrettim. Ya böyle içim gide gide seyrettim. Açtı adam. Güzel güzel jelatini bak. Ama böyle kutuyu hiç yıpratmadan cırt cırt. Nazikçe açıyor tamam mı? Cırt cırt. Güzel güzel açıyor. Açtı. Kutusundan nazikçe çıkardı. o e, e, Camındaki şeyi çıkardı böyle. Jit var ya. Ne, ne, ne bok o ya işte. Camındaki bok işte anladın. Onu çıkardı. Neyse açtı çalıştırdı. Diyor işte bu kadar remi var. Bu kadar şöyle var. Şunu şöyle yapıyor. Bunu böyle yapıyor. Bu aparatı şöyle. Bu aparatı böyle. Ondan sonra bir, tane bir şey aldı eline. Buna fırlattı. Böyle cart diye fırlattı. Ya tamam anladım sen zaten o videoyla e, ondan 10 tane alırsın o videodan kazandığın parayla da abi sen zannediyor musun ki senin kadar eğleniyor millet lan çok küfür ettim arkadaşım sana. Hani elin Amerikalısını küfür ettin kedi daha küsmüş daha haberi yok ama ettim yani yapacak bir şey yok. İçi gider lan insanın. Tabii bizler fakirlikten geldiğimiz için. Ruhumuz fakir kalıyor, ezeldi diyor ya, ben o varoş kokunu alırım aga, aynı o olay. Gitmiyor abi, yapıştı üstümüzde yani, yapıştı kıyamıyoruz biz bir şeye, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Ben böyle e, unutuyorum bazen konuşurken, laf lafa açınca hele geriye dönmeyi, o, o, o. az önce ben 10 dakika önce ne yediğimi unutuyorum zaten, öyle de bir problemim var. Anlatacak çok şeyim var ya valla diziler miziler falan filan. Acayip abidik kubidik şeyler. Hatta şeyi anlatacağım. Türk televizyonlarında dönen efsanevi oyunları anlatacağım size. Korkulu rüyası olacağım yapımcıların. Evet. Neyse. Neyse şimdilik bu kadar. Şeyler bitiyor. Bir dahaki bölümde başka şeylerle, şeylerde birlikte olacağız. Oha çok güzel oldu. Dur bir daha yapacağım bak. Bir dahaki bölümde başka şeylerle, şeylerde birlikte olacağız. Nasıl? Güzel değil mi? Neyse tamam. Hadi o zaman. Görüşürüz.